Merhaba, Medyaskop TV'de yayınlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. İklim değişikliği ile uyumda su yönetimi başlıklı serimizin ikinci programında tarımda su yönetimini ele alacağız. Türkiye'de suyu en fazla tüketen temel sektör şüphesiz ki tarım. Rakamlarla konuşacak olursak tüketilen suyun %73'ü tarımsal üretime gidiyor. Peki bu sektörde gerçekten bu kadar suya gerek var mı? 4-5 senede bir kuraklık yaşıyoruz. Böyle bir ülkede suyu verimli kullanabiliyor muyuz? Daha az suyla aynı verimi almak mümkün mü? Ve buna benzer pek çok soruya yanıt arayacağız bu programda. Türkiye'nin tarım sektörünü iklim değişikliğine uyumlu hale getirmek için neler yapılıyor, neler yapılabilir? Bunları tartışacağız. Stüdyomuzda bu önemli soruları cevaplamak üzere davet ettiğimiz çok değerli bir uzman konuğumuz var. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden doktor öğretim üyesi İrem Daloğlu bizlerle olacak. Sevgili İremciğim, hoş geldin. Çok teşekkürler Akgün, davetin için. Çok mersi. Esas ben teşekkür ederim. Şimdi sana kocaman bir soruyla başlayacağım. Yıllardır suyu en fazla tüketen sektör tarım olarak biliniyor. Su kıtlığı yaşadığımızda en fazla suçlanan sektör de hep tarım oluyor. Meseleye bilimsel olarak bakarsak, ülkemizde tarımsal üretimde kullanılan su miktarı gerçekten yüksek mi? Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre bir kıyaslama yaparsak Türkiye'nin tarımsal su kullanımı oranı nasıl sence? Evet, zor bir taraftan başladın Akgün. Haklısın. Tarım gerçekten su yoğun bir sektör. Bunun için bazı veriler var. Sulama verileri için DSİ, diğer su kullanım verileri için de TÜİK verilerinden hareketle Türkiye'de çekilen suyun, tatlı suyun çekilen, kullanılan tatlı suyun %73'ü tarımsal sulamada kullanılıyor. Yaklaşık %18 sanayide, %11 gibi bir miktarda içme ve kullanma suyu olarak kullanılıyor. Yani haklısın, tarım en çok tatlı suyu kullanan sektör. Fakat dünya genelinde de benzer bir trend var. Bizde %73 ise dünya ortalaması da %70'ler civarında. Bu açıdan çok bir fark yok ülkemizde. Ama belki şunu tartışabiliriz öncesinde. Biz su stresi yaşayan bir ülke miyiz? Suyumuz ne kadar bol? Bu konuda zengin miyiz? Ne kadar suyumuzun, su varlığının ne kadarını tarım için kullanıyoruz? Bunun için yine OECD'nin bazı verileri var. Burada gördüğünüz üzere su stresi yaşayan OECD ülkelerinde çok yukarıdayız. Yeşil gördüğümüz bar 2012-2014 verileri, bu siyah noktada 2002, 2004, 2006 verileri. Gördüğünüz üzere su stresimiz artmış da. Peki burada tarımın rolü nedir? Yani bizim su stresimizin asıl sebebi kimdir diye baktığımızda göreceksiniz. Bir sonraki figürde turuncu, yeşil, yine yeşil yerler su kaynağının sebebi olarak, su stresinin sebebi olarak tarımı gösteriyor. Turuncu kısımda tarım dışı sektörlerin su stresi üzerindeki etkisi. Diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırdığımızda bizde tarımın baskısı daha yüksek, var olan su stresimiz üzerinde. O yüzden tarımda suyu verimli kullanmak, tarımda suyu doğru kullanmak, kirletmemek, su stresine ek bir baskı yaratmamak bizim için çok önemli. Şimdi bir yandan da global olarak suyun hangi sektörlerde kullanıldığı, yoğun olarak kullanıldığı değişiyor. Dediğiniz gibi, az önce belirttiğimiz gibi bizde en suyu fazla kullanan sektör tarım. Ama bazı ülkelerde farklı. Bir sonraki haritada göreceksiniz. Şimdi burada bazı gelişmiş ülkelere bakabiliriz. Mesela Kanada, Rusya. Bunlara baktığımızda göreceksiniz renkleri pembe. Pembe renkli ülkeler suyu yoğunlukla endüstri için kullanıyorlar. Rusya, Kanada, bazı Avrupa Birliği ülkeleri. Açık pembe olan endüstri ve tarım için kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri. Bir yandan da haritada gördüğünüz üzere coğrafi yoğunluğu da Afrika, belki Asya'nın belli bir kısmı, Avustralya, koyu yeşil. Da yoğunlukla tarım için kullanılan ülkeler. Avustralya'da görüyoruz, Afrika, Arap Yarımadası, Hindistan. Biz açık yeşil ülkeyiz. Yani biz suyu öncelikli olarak tarım için kullanıyoruz ama evsel kullanımda da su yoğun. Çin'e bakarsak, Çin'de tarım yoğun ama ikinci sektörü endüstri. Yani şunu söylemek istiyorum. Bütün ülkeler su yoğun sektörlerde tabii ki ekonomik kazanç sağlıyorlar. Ama bir numaraları değişiyor. Bazılarında endüstri, bazılarında tarım, bazılarında evsel tüketim. Dediğim gibi Türkiye aslında dünya ortalamasını yansıtıyor. %73'ünü çekilen su %73'ünü tarımsal sulamada kullanarak dünya ortalamasına yakın bir seyir gösteriyor. Evet. Peki belli ki hani çok kullanıyoruz suyu. Bunun sebepleri nedir? Nasıl kullanıyoruz da bu kadar israf ediyoruz? En çok hangi noktalarda israf ediyoruz? Nasıl gerçekleşiyor bu su israfı? Biraz da bundan bahsedelim mi? Sebeplerine geçelim yani. Tabii. Türkiye'de sulanabilen toprakların oranı da %20-25. Aslında bazen sorduğumuzda, ben arkadaş çevresinde konuştuğumda da çok daha fazla bir alanı suladığımızı düşünüyoruz. Ama değil. Topraklarımızın, tarımsal topraklarımızın 4'te 1'ini, 5'te 1'ini suluyoruz. Geri kalanı aslında kurak tarım, yani yağmura bağlı tarım. Sulama imkanlarının fazla olduğu yerde bu imkanın fazla kullanılmasıyla toprak veriminin düştüğü de oluyor. Yani bu nimet bazen olumsuzluğa da sebep oluyor. Tarımda sulama sıkıntısı çeken bölgelerin başında da şaşırmayacağınız üzere İç Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi geliyor. Ama Ege'de, Küçük Menderes de çok ciddi su sıkıntısı yaşıyor artık. Sulamada sıkıntı yaşamayan aslında tek bölgemiz Karadeniz bölgesi. Onun dışındaki birçok yerde sulama bizim çiftçimiz için büyük bir sıkıntı. Fakat tarımda sulama ihtiyacı olduğu kadar var olan suyun bilinçli şekilde kullanılması da çok önemli. Biz sahip olduğumuzu da birazcık verimsiz kullandığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Uygun yöntem ve kontrollü olarak yapılan sulama ile verim artışı oluyor ve buna bağlı olarak gelir de kuru tarıma oranla 5 misli artabiliyor. Yani kuru tarım, yağmura bağlı tarım yapıldığında, NADAS uygulaması uygulandığında 2 yılda bir ürün alabilirken çiftçi, toprak ve iklim koşullarının el verdiği bölgelerde sulama teknolojilerini de uygun şekilde kullanırsa yılda 2-3 ürüne kadar çıkabiliyor. Tabii ki bu onun ekonomik güvencesine de yansıyor. Ama iklim değişikliğinin de etkisiyle son yıllarda doğal yağışların zamanı değişiyor, miktarı değişiyor. Tabii bu kuru tarımı daha da zorlaştırıyor, kuru tarım koşullarını daha da zorlaştırıyor. Şimdi sulamada verim konusuna geçelim. Böyle birazcık genel bilgi verdikten sonra ne kadarını suluyoruz, ne kadarında bu sulama suyuna ihtiyacımız var. Türkiye'de de tatlı suyun %70'ini, %73'ünü kullanan tarım sektörü bu suyu %53'ünü yüzey sularından alıyor. %38'ini yeraltı sularından alıyor. Yani yeraltı suyuna da büyük bir bağımlılığımız var. Daha doğrusu artan bir bağımlılığımız var. Yine DSİ'nin bazı verilerine bakarsak Türkiye genelinde sulanan alanların %67'si yüzeysel sulama. Şimdi yani sulama sistemleri yüzeyde. %33'ü basınçlı sulama. Yani damla sulama %14, yağmurlama sulama %19 civarında. Şimdi yüzeysel sulamadaki sıkıntı aslında bunun kontrolsüz yapılması. Şimdi ekranda gördüğünüz bir salma sulama örneği. Burada borulardan çiftçi var olan suyu açıyor ve bir şekil, yani sel gibi bir şey oluşuyor. Toprak suya boğuluyor. Buna bir yandan salma sulama diyoruz ama diğer adı da vahşi sulama. Vahşi sulamadaki en büyük sıkıntı bunun kontrolsüz olması. Saatlerce tarlanın su altında olması, suyun bitkinin ihtiyacından fazla su verilmesi buradaki sıkıntımız. Kontrolsüz olması sıkıntı. Damla yöntemi de kontrolsüz yapıldığında sıkıntı. Onda da yine bitkinin ihtiyacından fazla su verebilir eğer çiftçi bilinçli yapmıyorsa, uygulamıyorsa bu teknolojiyi. Şimdi kontrolsüz yapılan sulamalarda tüketilen su miktarının artması, toprakta taban suyunun yükselmesine, buharlaşma ile sulama suyunda bulunan tuzun toprak yüzeyinde birikmesiyle toprakta tuzlaşmaya yol açıyor. Yani suyun bulduğumuz bu kısıtlı miktardaki suyu verimsiz kullandığımızda hem suyu israf ediyoruz hem de aslında toprağın kalitesini de düşürüyoruz. Şimdi ürüne bağlı olarak sulama sistemleri değişiyor. Bazı ürünler için damla sulama, bazı ürün için de yağmurlama gerekiyor. Yani burada çiftçi karar veriyor. Buğday ekiyorsa farklı bir sulama sistemi seçiyor. Ama mısır ekiyorsa başka bir sulama sistemine geçebiliyor. Yani yağmurlama ve damla sulama seçeneğinde aslında çiftçi karar verici oluyor ve ürün deseni de sulama tekniklerini seçmekte belirleyici oluyor. Ama dediğim gibi asıl sıkıntı burada verimin ya da sudaki israf konusu sulama tekniklerindeki ve çiftçinin bazen de var olan suyu bilinçsiz şekilde kullanmasından kaynaklı. Evet, yani söylediğin şeyler çok önemli çünkü sadece suyu kaybetmiyoruz, sadece miktarıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Demek ki çok sulama yapıldığında, gereksiz sulama yapıldığında toprağın tuzlanması da söz konusu. Tuzlanmış bir toprakta zaten tarım yapılması mümkün değil. Dolayısıyla hani toprağımızı da kaybetmemize neden oluyor. Sadece suyumuzu değil, toprağımızı da kaybetmiş oluyoruz. Aslında bu arkasından toprak ıslahı gereğini de getiriyor. Çiftçi bu sefer suya erişmeye çalışırken verdiği mücadeleyi suya eriştikten sonra bilinçsiz kullanarak suyu bu sefer toprağın ıslah etmeye odaklanmak zorunda kalıyor. Mesela Konya'da şu an yaşanan sıkıntılardan biri, Güneydoğu Anadolu'da GAP projesi arkasından sıklıkla görülmüş sıkıntılardan biri toprağın tuzlaşması ve o tuzlaşmayla mücadele toprağın ıslah gereği. Evet. Peki şimdi az önce zaten tarımsal desenlere getirdiğin konuyu, ben de tam ondan bahsetmek istiyordum. Onunla ilgili bir sorum vardı sana. Şimdi tarımda su ayak izi yüksek bitki desenleri kullanılmaya devam ederse, biz istediğimiz kadar bu şeyi kullanalım. Hani farklı sulama yöntemlerini, damla sulama, yağmurlama sulama gibi. Yani su israfını, sadece su israfını su teknolojilerini değiştirerek, önlemeye çalışarak su tasarrufu yapmaya devam edebilir, yani su tasarrufu yapabilir miyiz daha doğrusu? Yoksa bu konuda bu bitkisel desenleri değiştirme konusunda da bir dönüşüm ve değişim gerekiyor mu sence? Ne yazık ki yeterli olacak gibi durmuyor. Dediğin gibi ürün deseni çok önemli çünkü bitkilerin su ayak izleri çok farklı. 1 kilo buğday üretmek için harcanan suyla 1 kilo mısır için üretiminde gereken su miktarı çok farklı. Tabii bunların piyasadaki fiyatları da çok farklı. Bunun üstüne bir de bir ek katman daha var, hayvancılık. Biz genelde tarım konuşurken ben en azından bu hataya düşüyorum. Çoğunlukla ekilen ürünler odağında gidiyorum ama aslında hayvancılık da çok su tüketen bir sektör ve hayvanlar için üretilen yemler de çok su isteyen sektör. Mesela yine bazı rakamlar vermek gerekirse hayvancılığın toplam tarımsal üretim içindeki payı 2000'lerde %31 iken 2018'lerde %47'ye çıkmış. Ve dediğim gibi hayvancılık çok su yoğun bir sektör. 1 kilo dana etinin su ayak izi 15.500 litre. İnanılmaz. Ve şimdiki akım da küçük baştan büyük baş hayvancılığa dönüş. Yani su ayak izi hayvancılık içerisinde de artıyor. Mesela Konya'da yine yakın zamanda daha yoğun çalıştığımız alanlardan biri. Son 20 yılda 300'den fazla obruk oluşmuş. Ama son 15 yılda yani bu obrukların oluştuğu dönemde nelerin sistemde değiştiğine bakarsak bu dönemde ürün deseni de değişmiş. Artık çiftçi daha çok mısır, daha çok pancar ve önemlisi daha çok yemlik bitkiler ekmeye başlamış. Evet. Neden yemlik bitki ekiyor? Çünkü artık küçük baş yerine büyük baş hayvan yetiştirdiği için. Ve bu hayvanlar için bir yem üretimi yapılması gerektiği için ve daha çok su ihtiyacı olan ürünleri seçtiği için ve bunu belki de ve bunu da ülkenin en az yağış alan bölgesinde yapıyorlar. Yani doğal su döngüsü yardımcı olmuyor çiftçiye daha çok su temini konusunda. Tüm bunlar birleşince tarımsal sulamada ihtiyaç artıyor. Yüzey suları da yeterli olmayınca yeraltı suyu seviyelerine, yeraltı suyuna yöneliyorlar ve yeraltı su seviyeleri hızla iniyor. Su seviyesi son 10-15 sene içerisinde bazı yerlerde 50 ila 100 metre düşmüş, bazı yerlerde 400 metrede bile su yok artık. Yani ekosistem çok hızlı bir değişim yaşamış. Bu değişimin altındaki itici güç de ürün desenlerinin değişmesi ve tarımın evrilmesi aslında daha çok su isteyen ürünlere, daha çok su isteyen baş hayvancılığa dönmesi. Şimdi bunun da belirttiğin gibi bazı çözümleri var. Sonuçta çiftçi bu alanda kalıp ekmeğini kazanmaya devam edecek çiftçi olarak. Biz de zaten onu istiyoruz. Kırsal dönüşüm, yani kırsal kalkınma açısından sektörün devamlılığı için. 2017'de Tarım Bakanlığı ülkemizi tarım havzalarına böldü ve havza bazlı destekleme planı başlattı. Yani her sene çiftçi bakanlık sayfasına girip kendi bölgesindeki desteklenen ürünlerin listesini görebiliyor. Konya için başka ürünler destekleniyor, Güneydoğu Anadolu için başka, Ege bölgesi için başka. Şimdi bunun altındaki motivasyon oranın ihtiyaçlarına ve oranın dengelerine uygun ürünler önermek. Fakat bu tabii paydaşlar tarafında çok kabul görmüyor, çok kucaklanan bir plan değil. Neden? Çünkü Konya çiftçisi, yine Konya örneğinde gidiyorum bu obruklarla başladığımız için, Konya çiftçisi belli bir ekonomik gelire alışmış durumda. Çünkü mısır ekiyor, çünkü pancar ekiyor ve bunlar için bir alım garantisi var. Hepsinin ton başına getirisi daha yüksek. Fakat bölge daha az su isteyen buğdaya dönüş istiyorsa ama ekonomik getiri aynı değil. Ve havza bazlı destekleme planı ekonomik getiriyi eşitlemiyor aslında. Demiyor ki siz Konya'dakiler buğday ekerseniz Karadeniz'de ekenden 5 kat daha fazla vereceğim gibi bir teşvik vereceğim gibi bir şey yok. O yüzden çiftçi bunu çok kucaklamıyor bu kararı ve yine aslında kendi ürün desenini, kendi belirlediği ürün desenine devam ediyor. Ama bunun da havzalar bazında su miktarında çok büyük bir etkisi var. Yani tarım politikaları çok önemli bu konuda. Tarımda ne kadar suyu kullanıldığını en belirleyen, en önemli etmen tarım politikaları, teşvikler, alım garantileri. Bunlar daha böyle bütüncül bakılmadıkça su ve tarım arasındaki bağı güçlendirip bu politikaların ekosistem üzerindeki etkileri ne yoğunlaşılmadıkça bu kopuşları daha fazla yaşayacağız. Yani çiftçinin ekmek istedikleriyle doğanın gerektirdikleri arasında farklılıkları daha yoğun yaşayacağız gibi duruyor. Evet ve daha yoğun su isteyen bitkilerin tarımını yapmakta ısrar ediyorlar diye biliyorum. Mesela Mavi Tünel Projesi'nde de Mavi Tünel Projesi'nin belki onunla ilgili sen de birkaç bir şey ekleyebilirsin. Gelmesini istiyorlar ki hani sonuçta burada tarım yapılmaya, yani bildikleri tarımı yapmaya, bildikleri bitkileri üretmeye devam edebilsinler. Suyu tüketseler de bunda ısrar ediyorlar diye biliyorum. Sen de birkaç... Bir yandan, belki. Çok haklısın Akmin, ama bir yandan da pazarın bir isteği var. Yani pazarda daha fazla mısır olsun, daha fazla şeker pancarı olsun istiyor. Yani pazarın tabii ki bir yansıması bizleriz. Bizler de daha fazla bu ürünleri tüketmek istiyoruz. O yüzden çiftçi de bunu sağlıyor. Çoğu zaman biliyorsun tarım sektörü hep suçlanan sektör oluyor ama onlar da bir ihtiyacı karşılıyorlar ve kaçınılmaz ekosistem üzerindeki etkileri var. Şimdi Konya özelinde bakarsak Konya'nın sahip olduğu su tarımsal aktivitesini destekleyecek miktarda değil. O yüzden de zaten yüzey suları yok denecek kadar az, yeraltı sularına yöneliyorlar. Fakat başka havzalardan da su transferi çok güncel bir konu Konya için. Konya'daki yerel halkla görüştüğünüzde aslında tek çıkar yol, tek çözüm başka bir havzadan su gelmesi. Şu anda zaten Beyşehir Gölü'nden su transferi yapılıyor. Senede 440 milyon metreküp su geliyor. Bu suyun yaklaşık 130 milyon metreküpü Konya ili için içme suyu olarak sağlanıyor. Geri kalanı da güneydeki Çumra bölgesine sulama suyu olarak veriliyor. Yani havzanın hepsine kesinlikle yetişmiyor bu su ve aslında bu su ihtiyaçları olan suyun %10'u kadar küçük bir miktar. Su transferleri büyük bir tartışma alanı biliyorsun sen de. Aynısını İstanbul için de yaşıyoruz. Melen'den geliyor, Stancalardan geliyor. Tarımsal bölgelerde büyük bir tartışma. Mesela Küçük Menderes, Küçük Menderes'in de suyu yok denecek kadar az. Onlar da kış boyunca Büyük Menderes havzasından almak istiyorlar. Yani su kapanın elinde kalıyor aslında. Herkes diğerinin suyunu istiyor. Konya yerden halka sorarsanız şimdi Dicle'den su istiyorlar, Kızılırmak'tan. Yani kimin suyu varsa onun paylaşılması gerektiğini düşünüyor paydaşlar. Neden? Çünkü kendilerinde yok ama ekonomik varlıklarını devam ettirmeleri için de suya ihtiyaçları var. Çok su bandı bir sektörle ayakta kalıyorlar. Çok karışık konular, kompleksitesi yüksek, bir yandan dinamik, bir yığın ilişkilerin birlikte olduğu, yönetmesi zor bir sistem. Evet. Ama biz de bir ucundan tutmaya çalışıyoruz. Evet, yani bir ucundan tutmak zorundayız hakikaten. Yoksa hani iklim değişikliğini de hesaba kattığımızda tarımdaki mevcut su politikaları, uygulamaları eğer değişmezse, böyle giderse bizi çok parlak bir gelecek beklemiyor gibi görünüyor. Ne dersin bu konuda? Nasıl bir gelecek? Karamsar olmak hiç istemiyorum ama ister istemez beni bu iklim değişikliği tartışmaları daha sorgulamaya itiyor bütün sistemi. Şimdi mesela buradaki en önemli şey su döngüsü. Su döngüsü tarımda çok önemli ve su döngüsünü biraz daha görselleştirmek için bir figür var. Onu gösterelim şimdi. İklim değişikliği su döngüsünü etkiliyor. Su döngüsü bizim hayatımızın aslında merkezinde diyebiliriz. Her şey bu su döngüsüne bağlı. Hele bir çiftçiyseniz. İklim değişikliğiyle birlikte bölgemizi, aslında bölgemiz derken daha genel alıyorum, bütün Türkiye'yi, her ne kadar bütün Türkiye'de aynı şekilde gözlemleyecek olsa da iklim değişikliği etkileri. Genel trend olarak Karadeniz bölgesinde daha fazla yağış bekleniyor, daha sık, daha fazla yağış olayları. Fakat ülkenin geri kalanında da yağışlarda yağışların deseninin değişmesi bekleniyor. Yani daha uzun kuraklıkların arkasından tek bir yağış olayı ve yoğun bir yağış mesela. Ya da daha fazla ekstrem olaylar, işte donlar, dolu gibi tarım sektörünün çok hassas olduğu hava olayları. İklim değişikliğiyle birlikte hava sıcaklığı arttıkça su üzerindeki buharlaşma artıyor. Daha fazla buharlaşma olunca bizi daha kuru bir bitki örtüsü bekliyor. Daha kuru bir bitki örtüsü, daha kuru toprak, yani toprağın neminin azalması sulama ihtiyacını arttırıyor. Yani sıcaklıkların artması, buharlaşmanın artmasıyla çiftçinin sulama ihtiyacı daha da artacak. Su döngüsünün değişimi, buharlaşma arttıkça yoğuşma artıyor, yoğuşma arttıkça daha yoğun yağışlar bizi bekliyor, daha yoğun rüzgarlar bizi bekliyor. Bununla birlikte bazı bölgelerde daha az yağış, diğer bölgelerde daha fazla, yıllar arası değişkenlik artıyor. Mesela çiftçi için yönetmesi en zor konulardan biri de bu yıllar arası değişkenlik. Bir sene çok fazla yağış var, bir sonraki sene hiç yok. Ürün desenini nasıl seçecek? Bunu önden tahmin etmesi çok zor. O yüzden önden planlamayı yapmak zor. Çoğu zaman münavebe kuralları var. Yani bir sene bir şey ekiyor çiftçi, bir sonraki sene aynısını ekemiyor. Birçok kompleksite var yani sistemin içinde. İklimi çıkarsanız bile. İklim su döngüsüne geri dönersek daha fazla yağmur, daha az kar yağışı bekliyor bizi genel olarak bölgemizde. Daha az kar yağışı da aslında yüzey sularında ne kadar suyumuz olduğunu belirleyen etmenlerden birisi. Tüm bunlarla birlikte yüzey suları azaldığında temel tedarik için daha çok yeraltı suyuna bağımlı oluyoruz. Yeraltı suyu tam bir muamma. Ne kadar su olduğunu çoğu zaman bilmiyoruz yerin altında. Ve sadece çiftçi değil, bizler de yer altından suyu çekerken sanki sonsuz bir kaynaktan kullanıyormuşuz gibi bir yanlış algıyla devam ediyoruz. İşte Konya bunun örneği. Çiftçiler kendi hayatları içerisinde 5-10 metreden su çekerken şimdi 100-150 metreye kadar iniyorlar. Şimdi bu tabii ki yeraltı suyu kaynaklarını ne kadar kontrolsüz, sürdürülemez şekilde kullandığımızın kanıtı. Ama bir yandan çiftçiye bir yansıması da üretimdeki maliyetlerin artması. Sonuçta suya bir para ödemiyor olabilir, çok yüksek bir para ödemiyor olabilir ama enerji maliyeti çok yüksek o pompayı çalıştırmak için. Böyle sıkıntılar var iklim değişikliğiyle birlikte gelen. Su döngüsü üzerindeki iklim değişikliğini tartışınca aslında durumun çiftçi için ne kadar zor olduğunu göstermiş oluyoruz. Bütün bunların üstüne bir yandan da bir kirlilik sıkıntısı var. Evet, iklim değişikliği ekstra bir baskı oluşturuyor ama kirlilikten dolayı da su stresi artıyor. Yani su stresini belirleyen ana etmen bir, suyun miktarı. Evet, iklim değişikliğiyle bu değişecek. Bunu anlayabiliyoruz. Ama ikinci su stresini belirleyen etmen de kirlilik ve su kalitesi de büyük bir sıkıntı. Yine Küçük Menderes'ten örnek verebiliriz. Çevredeki endüstriyel aktivitenin arıtılmadan verilmesi sonucunda artık çiftçinin sahip olduğu su kullanabileceği kalitede de değil. Benzer şeyler Ergene Havzası'nda çiftçiyle konuştuğunuzda bu kirli suda üretim yapmayı öğrendik artık. Bu kirli suda tarım yapmayı öğrendik artık diyorlar ki ürettikleri ürün de pirinç, su içinde yetişen bir ürün. Yani çiftçiyi bekleyen zorluklar iklim değişikliği kesinlikle ama onun üstüne bir de suyun kirlenmesi. Bununla da mücadele etmeleri gerekiyor. Bu da bir diğer sıkıntıları. Suyun verimsiz kullanılması, suyun kirlenmesi ve kendilerinin de kontrolü dışında olan bir iklim değişikliğiyle mücadele. Bir örneği işte bu sene gördük. Yağış desenleri çok değişti ve tahminen önümüzdeki aylarda bunun yansımasını biz marketlerde görmeye başlayacağız. Geç gelen yağışlar, yağmurun doluyla karışık gelmesi, uzun süren don dönemleri, bunların hepsini biz markette bize yansımasını göreceğiz. Neden? Çünkü üretim rekolte düştü. Dolayısıyla da fiyatlar da artıyor. Yani bu işin bir çiftçinin kendi ekonomik güvenliği, güvencesi var ama bir yandan da bir gıda bize yansıyan boyutu da var. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çok kompleks bir sistem. Çok fazla etkileyen etmen var ve bazılarını yönetmek diğerlerinden çok daha zor. Evet, çok haklısın. Şimdi zaten fiyatlar yükseliyor. Yani bunu şu anda da yaşıyoruz zaten ama gelecekte daha da kötü olacak gibi görünüyor. Peki şimdi hep böyle karanlık şeylerden bahsettik İrem. Türkiye'de tarımda suyun etkin kullanımına dair bir çalışma var mı? Devlet bu konuda neler yapıyor? Yönlendirici, teşvik edici, yasal düzenlemeler, projeler var mı? Özel sektör ve STK'lar bu konuda neler yapıyor? Yani paydaşlar birbiriyle iletişim halinde mi? İstersen biraz böyle aydınlık kısmına geçmeye başlayalım ya. Geçelim. 2006'dan beri aslında Tarım Bakanlığı bu modern basınçlı sulama sistemlerini, yani damla sulama ya da yağmurlama gibi sistemler için üreticilere destek veriyor. Ve bu destek %50 hibe desteği. 2020'de bitiyor gibiydi destek süresi. Tekrar uzattılar 2025'e kadar kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi, bir şekilde onlara destek olmak için hibe desteği var. Hibe desteğini nelere veriyor? Damla sulama, yağmurlama, yüzey altı damla sulama, güneş enerjili sulama sistemleri gibi verimi arttıran sulama sistemlerinin devletin %50 hibe desteği var. Ve çiftçi için bu çok değerli ve kullanıyorlar da. Artık bu bilinç de yayılmış durumda. Bölgesel olarak daha yoğun kullanılıyor. Bazı bölgelerde daha az kabulü ama destek var, teşvik var devlet tarafından. Bilgilendirme kısmında biraz daha çalışılabilir. Çünkü bu teknolojiyi uyguladıktan sonra vanayı açıyorsun ve her şey tamam değil aslında. Yine orada da bir bilgi transferi olması gerekiyor. Her ürün eşit miktarda sulanması gerekmiyor. Bunun için bir yerel bilgi transferi de gerekiyor. Onun için de aslında sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri var. Şimdi sulama birlikleri yüzey suyu kullanan çiftçilerin oluşturdukları birliktelikler. Sulama kooperatifleri de yeraltı suyu kullananların. Ve bu sulama birlikleriyle sulama kooperatifleri aslında akademiyle de beraber çalışıyorlar. Bunun çok güzel örnekleri var sahada. Akademinin de bilgisinin çiftçiye geçirilmesi verim arttırıyor. Hem su verimini hem de ürün verimini. Ülkemizde gerçekten bunun çok güzel örnekleri var. Yine Konya'dan vereceğim. Çiftçi biliyor ne kadar su vermesi gerektiğini çoğu yerde. Çünkü Konya'da zaten çok az bir suyu kullandıkları için kesinlikle verimli kullanmaları gerekiyor. Maliyet, suyu çok daha derinden çektikleri için maliyet yüksek. Bu gibi motivasyonlarla aslında verim arttırma yönünde ilerliyorlar. Ama en muhteşem noktada mıyız? Hayır. Hala bence eğitim ve yayın çalışmalarına önem verilebilir. Çiftçiye destek olmak adına. Sonuçta akademi ve bilim ilerliyor. O bilginin üreticiye transferi çok değerli. Bunun üstüne bir yandan da verim arttırmak için başka programlar da var. Mesela arazi toplulaştırma. Arazi toplulaştırma eskiden Tarım Bakanlığı altındaydı. Şimdi DSİ'nin yönetiminde. DSİ arazi toplulaştırmayı teşvik ediyor çiftçiler arasında. Böylece su verimini, su kullanımını arttırmak, belli bir altyapıyı daha ekonomik olarak verimli, uygun bir şekilde kullanılması için. Çoğu bölgede de STK'lar da çok aktif. STK'ların bölgesel projeleri oluyor. Onlar genelde paydaşları bir araya getirmeye daha önem veriyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Paydaştaki sıkıntıyı anlayıp, onu sentezleyip bir üst seviyeye, politika yapmaya doğru nasıl itebiliriz gibi alanlarda STK'ların daha çok çalıştığını görüyorum. Ama özel şirketler de aktif. Özellikle gıda sektöründe etkin üretim yapan gıda şirketleri, özel şirketler bu kırılgan ekosisteme bağlı olduklarının farkındalar. O yüzden kendi uzun süreli varlıkları için, kendi ekonomik sürdürülebilirlikleri için de tarım ve su arasındaki ilişkiyi düzeltmeye ya da iyileştirmeye çalışıyorlar. Bazı özel şirketler var bu konuda daha da aktif çalışan, bilinçlendirme çalışmaları yapan, yoğunlukla ürün satın aldıkları çiftçiye eğitim desteği veren özel şirketler de var. Bütün bunlar zaten birleşince anca sistem biraz daha toparlanacak. Bence bu tek bir kişinin tek elinde değil, sadece devletin düzeltebileceği, sadece STK'ların da, sadece çiftçinin düzeltebileceği bir şey değil. Bütün paydaşların etkin rol alıp bir tarafından tutması gerekiyor bu su konusunu. Özellikle de işte önümüzdeki senelerde kırılganlık daha da artacağı için. Evet. Yani tabii katılımcılık her yönetim alanında olduğu gibi tarımsal su yönetiminde de, tarım yönetiminde de, tarım politikalarında da çok önemli hakikaten ve gerek özel sektör olsun, gerek STK'lar olsun önemli ve akademi tabii. Çok önemli çalışmalar yapılıyor. Yeter ki bunlar bir araya gelsin. Ancak o zaman olacak. Aslında benim sana son bir sorum vardı ama o soruyu cevapladın gibi oldu. Hani bu yapılan çalışmalar yeterli mi? Çoğalması ve yaygınlaşması için neler yapılabilir diye. İstersen birkaç ekleme daha yapabilirsin bu soruma. Şöyle, bunu her zaman yapabilirim. Nerede eksiğimiz var ve nasıl tamamlanabilir? Yani bizim sorunumuz, esas temel sorunumuz nedir burada? İstersen ona birkaç cümle. Şöyle Akgün, tabii ki yapılan çalışmalar yeterli değil. O birçok yansımasını görüyoruz. Mesela havzalar içerisinde beklenen azalma. Bizim tarım yoğun havzalarımız Fırat, Dicle, Akdeniz bölgesindeki havzalarımız Konya. Bir sonraki görselde göreceksiniz 2050 yılına kadar havzalardaki suyun tahmini azalma oranlarını. Konya için %71 azalma bekleniyor havzada. Şimdi demek ki bir şeyler doğru çalışmıyor. Ve yani daha da kötüye gitme yolunda ilerliyor. Özellikle iklim değişikliğinin baskısıyla. O yüzden yapılan çalışmalar yeterli mi sorusuna ne yazık ki yani güçlü bir evet diyemeyeceğim. Ama doğru yoldayız. Bence burada önemli olan şey paydaş katılımlı, senin de belirttiğin gibi paydaş katılımlı yönetime yönelmek ve paydaşları mümkün olduğunca karar süreçlerine dahil etmek. Yani onların, sonuçta onlar biliyorlar sıkıntıyı. Şimdi buradaki paydaş çiftçi de olabilir, özel sektör de olabilir, bizler en sonundaki bu ürünü kullanan kişiler ve devletin kendisi de politikacı, politika yapıcı olarak. Yani paydaşların bir araya gelmesi ve karar süreçlerini beraber yürütmeleri en değerlisi ama tabii ki kolay değil. Sen de bunu tecrübe etmişsindir paydaşları bir odaya topladığında. Çok güllük gülistanlık gitmiyor. Tabii ki sıkıntılar var. Herkes duyulmak istiyor. Bazen çelişen beklentiler, istekler var. Ama bu zorluğu bir taraftan başlamamız gerekiyor. Bence burada akademiye pay düşüyor. Akademi bu tarz projelere daha çok hayata geçirebilirse, yani o deneme tahtası biraz akademinin üzerinde olursa, daha çok paydaşlarla bir araya gelip onlara nelerin yapılabileceğini ya da yaptıklarının ekosistem üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu ya da olacağını önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 100 yıl içerisinde gösterirsek daha verimli ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Buradaki sıkıntı ne? Bütçe. Araştırma bütçelerinin düşüklüğü, öncelik sırasında yukarıda olmaması, çevre ya da su ya da tarım gibi konuların çok da yukarıda olmaması, bütçe yaratmaktaki sıkıntılar. Bunun kaynakları, biz üniversite olarak çok fazla fona başvuruyoruz. Avrupa Birliği kaynaklı fonlarımız var, ulusal kaynaklı fonlarımız var. Bu fonları da aslında hep bu odak üstünde dönüyoruz. Yani bu sosyal ekolojik sistemleri nasıl daha iyi anlayabiliriz? Nasıl daha iyi yönetebiliriz? Sosyal ekolojik sistem dediğimiz şey de aslında biz sosyal karar vericilerin, insanların, politikaların ekosistem üzerindeki etkisi nedir? Ekosistem üzerindeki bu etkiler biz paydaşları ve politika yapma sürecini nasıl etkiliyor? Biz biraz daha akademi olarak bence bu bütüncül bakışa odaklanırsak, o zaman bu ekosistemleri daha iyi anlayıp, bu kırılgan ekosistemleri, ki tarım bence bunun en önde gelenlerinden biri, daha iyi anlayıp doğru yönetimi için daha fazla destek verebiliriz karar vericilere ve politika yapıcılara. O yüzden bence çoğalma, yaygınlaşma konusunda biraz daha birlikteliğe odaklanmamız gerekiyor. Paydaşlarla, karar vericilerle, bilim arasında ve politika yapıcılar arasındaki birlikteliğe biraz daha odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çözümü kolay değil, bir reçetesi de yok bence bu kırılgan ekosistemi nasıl düzelteceğimizin. Ama her boyutta bir farkındalık gerekiyor. Eğer hepimiz çok su isteyen ürünlere talebimizi arttırırsak, market de bunu karşılamak için elinden geleni yapacak. Politika da bunu karşılamak için elinden geleni yapacak. Yani suçlu bulup, suçu atıp her şeyi yapan çiftçi deyip çekinmektense, bizlerin nasıl bir rolü var bu su tüketiminde? Yani satın aldığım üründe, yediğim yemekte ben ne kadar sudan sorumluyum? Bunların ne kadarı benim yüzümden yapıldı, ben istediğim için yapıldığı sorgulamak biraz daha belki sorumluluğu paylaşmak adına önemli olabilir. Bir suçlu bulup kaçmaktansa. Çünkü aslında çiftçiyle konuştuğunuzda o da kendini sürekli suçlanıyor görmekten çok mutsuz ve değersiz görüyor. Halbuki o da temel ihtiyacı karşılayan ve bunun dört mevsim sıkıntısını çeken bir grupken sürekli suçlanan, hata yapan, işte kimyasal kullanıyorsun, çok su kullanıyorsun, her şey kötü diye kötülediğimiz grup oluyorlar ve bence bu da onlara bir haksızlık. Bu bütüncül bir sistem. Hepimizin farklı rolleri, farklı sorumlulukları var. Bunları yadsımamak gerekiyor deyip biraz daha topu bizlere atarak kapatmak istedim hakkımı. Çok teşekkür ederim İrem. O kadar güzel bir şey oldu ki, bağlama oldu ki son söz. Gerçekten de öyle. Başkasına atacağımızda önce bir kendimizde bir şeyler aramamız lazım. Aslında hepsinin paralel gitmesi lazım. Böyle hani vatandaş ayrı, devlet ayrı, yerel yönetim ayrı diye düşünmeden devlet, sen, ben, biz hepimiziz diye yola çıkacağız ve herkes yani önündeki sorumluluk neyse onu yaparak yoluna devam edecek. Programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir program oldu. Ağzına sağlık tekrar. İklim değişikliği bağlamında tarımsal su politikaları ve yönetimi nasıl olmalı sorusunu konuştuk. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden doktor öğretim üyesi İrem Daloğlu bize yanıtlarını verdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bir dahaki programda endüstriyel su kullanımına bir başka konukla dalmış olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, siz